hadise bu. Şimdi aziz müminler, bu hadiseler ilahi kudret planında tecelli ediyor demiştim. Doğrudan doğruya topraktan Hazreti Adem'i yaratınca, Adem tabi canlı bir insan haline geliyor. Etiyle, kemiğiyle, kanıyla, canıyla. Yepyeni bir Adem, yepyeni bir insan husule geliyor. Bugün ilmin tespit ettiği bir şey var, hepinizin de malumatı vardır. Yeryüzünde ne kadar insan varsa bu insanlara canlılık veren nedir? Kan damarlarında dolaşan kandır, kan. Nitekim insan kan kaybettiği zaman ölüyor biliyorsunuz. Kan kaybetmek çok tehlikeli. Kan diye bir şey var. Bunca modern teknoloji, ilmi çalışmalar, fabrikalar, sanayiler ilerlediği halde hala insanoğlu kan denilen o mühim maddeyi inşa ve icat edip yapamıyor. Kan. İnsanın vücudunda meydana geliyor kan. Ne kadar insan varsa yeryüzünde, bunca insanın içerisinde Cenab-ı Hak kanı da bir takım gruplara ayırmış bulunuyor. Kan grupları. Tesadüfi bir şey yok. Kanları da bir takım gruplara, sınıflara ayırmış Mevlamız. 4 tane kan grubu var dünyada. İlim adamlarının yaptığı en son çalışmalar neticesinde kesinlikle anlamaya mecbur olmuşlardır ki yeryüzündeki bütün insanlarda dolaşan kanın 4 tane grubu var. 4 tane kan grubu. Birisi 0 grubu. Öbürü A grubu. Diğeri B grubu. Bir diğeri de AB grubu. Bir kan ya 0 grubundandır, ya A grubundandır, ya B grubundandır, yahut da AB ikisi, AB grubundandır. Mutlaka 4 grup var. 5.'si yok. Yeryüzünde 5. bir kan grubu yok. Hepsi 4 grup. Nedir bu hikmet? 3 değil, 5 değil, 6 değil. Mutlaka 4. 0 grubu, A grubu, B grubu, AB grubu. 0 grubu RH pozitif kan, A grubu RH negatif kan. Hep grupları biliyorsunuz. 4 grup kan var. Anlaşılıyor ki Hazreti Adem aleyhisselam topraktan yaratıldığı zaman onun vücudunda meydana gelen kan bir grup kan idi, tek grup. Ya 0 grubuydu, ya A grubuydu, ya B grubuydu. Mutlaka Hazreti Adem'in kan grubu vardı. Grupsuz kan yaratmamış Cenab-ı Hak. Diyelim ki Hazreti Adem aleyhisselamın kanı 0 grubundan bir kandı. Hazreti Adem'in vücudundan Hazreti Havva'yı Cenab-ı Hak yeni bir insan olarak yaratınca Hazreti Havva'nın da vücudunda meydana gelen kanı bir başka gruptan yarattı Cenab-ı Hak. Ayrı bir kan grubundan. Diyelim ki B grubu. Ayrı bir kan grubu. Bu ikisinin Hazreti Adem'in kan grubu ayrı, Hazreti Havva'nın kan grubu ayrı, ayrı kan gruplarından olan bu ikisi birbiriyle rahatlıkla evlenebildi. Havva Adem'le evlendi. Kan grupları mutlaka ayrıydı. İkinci bir kan grubu ortaya çıktı. Adem ile Havva'nın evlenmesinden bir çocuk meydana geldi tabii. Bu çocuk 3. insan olacaktı. 1. insan Adem, 2. insan Havva, 3. insan doğacak çocuk olacak tabii. 3. insan olarak doğan çocuk doğdu ve onun da vücudunda meydana gelen kan 3. bir kan grubuna dahil oldu. Mesela 0 grubu oldu. 3. kan grubu meydana geldi. Evet. Hazreti Adem ile Havva tabi devam ettiler aile hayatına. 2. bir doğum daha yaptılar. 1. doğan çocuk erkek. 2. doğan çocuk kız. Dolayısıyla 4. olarak insan, 2. doğan çocuk oldu. 1. insan Adem, 2. insan Havva, 3. insan, 1. doğumda meydana gelen çocuk, 4. insan da 2. doğumda meydana gelen çocuk. 2. doğumda meydana gelen çocuğun da kan grubu 4. gruptan kan haline geldi. Ayrı bir kan grubu.
Bu birinci doğan çocuğun kan grubu ayrı, ikinci doğan çocuğun da kan grubu ayrı olduğu için birbirleriyle evlenmeleri caiz oldu, mümkün oldu. Evlendiler onlar. Evlendiler ve ondan sonra artık hadise çoğalmanın, genişlemenin sınırlarını aştı ve daha sonra birbiriyle evlenecek insanların dengi, sayısı, ahengi peydahlanınca Cenab-ı Hak derhal kardeşlerin birbiriyle evlenmesini derhal haram etti. Yasak etti. Fakat ilk planda yeryüzünde bir başka insan olmadığı için, değişik bir insan bulunmadığı için, sıradan yeni bir insan potansiyeli meydana geldiği için, bunların her birisinde de ayrı ayrı kan gruplarını halku icat ettiği için, bu kan gruplarının birbiriyle aşılanmasıyla bir zürriyetin devamını temin etmek için, kudretini ortaya koymak için, Adem'in çocuklarının ilk evlenenlerinin kan grupları ayrı olduğu için onların evlenmesi caiz oldu, mümkün oldu ve zaten de mecburiyet vardı, başka çare yoktu. Ondan sonra bu mecburiyet, bu zorluluk, bu sıkıntı ortadan kalkınca, evlenmek normal olunca kardeşlerin birbiriyle evlenmesi şiddetle yasaklanmış oldu. Henüz ilmi çalışmalar meseleyi tabii daha geniş açıdan ele alacaklar. Fakat görülen şekliyle yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsinin vücudunda taşıdıkları kanın dört gruptan ibaret olduğunu anlıyoruz ki temelde yaratılış nizamı içinde bu dört sınıf yeni yapılan ve yaratılan insanlara zerk edilmiş bulunuyor. Ve bu sistem devam ediyor.